Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, köpek barınağı ve rehabilitasyon merkezinde bakım ve tedavileri tamamlanan kedi ve köpekler sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuşturuluyor. Gel tamam. Gel. Fransa'da kalıyorsun. Peki Fransa'da hayvanınız var mı? Kırma. Anne ve baba kozluğuna da benziyor tabii ki. Ama biraz daha büyüdüğü zaman tam olarak netleşelim. Bir canlı da onların sahiplenmesi. Ben de bu şekilde sahiplenmeyi. Bir de imkanı olan yeri olan. Bunu çıkar. Şimdi orada bakalım. Çıkılar mı yok mu diye. Tamam yok. Sen de bunu alın. Şikayeti var. Şikayeti var. Yasada değil kalabilirsin diye. Ben cumartesi gelmedim. Pazar da gelmedim. Cumartesi bugün gelecek. Hemen kira istedim. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bakım ve rehabilitasyon tedavi merkezimizde yıllık yaklaşık olarak 10 bin tane hayvanın tedavi bakımını yapıyoruz. Son değişen yasaya göre artık bunları aldığımız bölgeden tekrar oraya bırakmıyoruz. Çünkü yasa değişti. Bu yasa çerçevesinde bizim bir doğal yaşam merkezimiz, iki tane de bakım ve tedavi merkezlerimiz var. Buralarda kendilerini kısırlaştırdıktan, aşıladıktan, tedavilerini yapıp ve çipledikten sonra da tekrar doğal yaşam merkezimizde sahiplenmek üzere buraya bırakıyoruz. Doğal yaşam merkezi yaklaşık 100 bin metrekare bir alanda. Burada doğal göletler oluşturduğumuz, kendilerinin kolaylıkla suya ve yeme yetişeceği, sundurmaların olduğu ağaçlık ormanlık bir bölge. Burada gelenler yeterince bakımları ve tedavileri yapılmaktadır. İsteyen de tabii buraya gelerek her gün 2 ile 4 arasında
bakım merkezimizde bu hayvanları sahiplenebilirler. 2023 yılında yaklaşık 500 tane hayvanı sahiplendirdik. 2024 yılında ise yaklaşık 700 tane hayvanı sahiplendirmiş bulunmaktayız 8 ay içerisinde. Bu sayıyı 1000'e çıkartmayı düşünüyoruz. Çünkü biz sosyal medyada her gün gelen bu canlarımızın resimlerini atarak sahiplenmek isteyenlerin artık gelip buradan rahatlıkla aşıları yapılmış, çipleri takılmış, tüm bakımları ve tedavileri olmuş. Aynı zamanda bütün merkezlerdeki gerekli bakımlar yapıldıktan sonra da kendilerine teslim ediyoruz. Bu düzenlemeyi destekliyorum. Yani bütün insanlar aslında buna destek olmalı yani. Şimdi sokaktaki hayvana da sahip çıkılmalı. Yani böyle bir yere getirilmeli. İnsanlar köpeklere sahip çıkmalı, yani sahiplenmeli. Yani imkanı olanlar mesela diyelim yani tarlası, bakım bahçesi olanlar yani köpek sahiplenebilir burada. Mesela ben bir tane sahiplendim. Yani bu şekilde herkes bir tane sahiplense zaten yani köpek sığınağı diye bir şey kalmaz. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ediyoruz. Köpek sahiplenmeye geldik. Hem hayır olur, hem burada fazla beklemesin, kalabalık olmasın, ağırlık olmasın düşüncesiyle. Bize de bir tane bağ evinde beslemek için hem lazım hem de bir hayır olur düşüncesiyle götürüyoruz. Peki nasıl buldunuz bu uygulamayı? Çok güzel. Bayağı iyidir. Biz çok köpek arasak da bulamazdık. Neticede burası uygun oldu. Daha güzel oldu yani. Bunu çıkartayım. Orada bakalım çıkı var mı yok mu diye. Tamam yok. Sen de bunu alın. Ben bir solak veriyorum.